Can dostlar, sevgili izleyenler, bizim amatör kameramız, daha doğrusu cep telefonu kamerası kayıtta. Gözümüzü yumup toprak ananın bağrında sırlandığımız güne kadar hizmete devam ediyoruz. Bilenler biliyor, bilmeyenler de bilenlerden sorabilir. Hiçbir karşılık beklemeden biz bu yolu sürüyoruz. Benim yazgım gerçek dedelerin, pirlerin, aşıkların, ozanların, bu uğurda bedel ödeyenlerin yoludur. Yazgımız da onların yazgısıdır. O yüzden günümüzü boş geçirmeyelim, sohbetle, muhabbetle, yeni bilgiler derleyelim, bir yerlere gidelim. Evde oturmakla bir şey olmuyor, biz dışa dönük insanlarız. Dolayısıyla kitabımızı okursak da, kitap okumak kadar insana da okuyalım diyoruz. Eyvallah. En büyük ibadet insanı anlamak, insanı dinlemek diyoruz. Bugün de sevgili dostlar, aslında ne bileyim işte konuşamamanın belki de bir getirdiği eksiklik. Çünkü toplu ulaşıma bu kadar yakın olan bir yere gelmemek de uzun zamandır bizim eksikliğimiz. Fakat oluyor böyle şeyler. Çünkü 1997-98'de geldiğimde gerçekten bir duanın içindeydi. Çevresi bomboştu. Haramilere Cem evinden bahsediyorum. 20 yıldan fazla, işte 24 yıl, 25 yıl sonra, tabii bu arada gelip gittim ama yani ilk gelişimden bugüne çeyrek yüzyıl geçmiş. Yani, evet, yani Hacı Kral vardı. Bir analım, yani hizmetlere de oldu. Kim ne der? Herkesin sözü kendine bağlar. Bana göre de inançlı bir Aleviydi. Malatyalıydı. Cemevi olsun diyordu. Cemler yapılsın diyordu. Dedelerin aşıklısıydı. Dedeleri çok severdi. Her ne kadar işte kendisine dede deniş... Buyurun, verebilirsiniz. Kimin ne emeği varsa herkesin emeğinden ama... Dede olmuş, olmamış veyahut da kendine dede demiş, o onu şey yapıyor. Biz, ben de karşıyım tabii dede olmayanlara dede denilmesine. Neyse, hizmet ehliydi. Aşık Ali Metin dedemiz de gelip buralar muhabbetler yaptık buralarda. Sohbetler yaptık, nurlarda yatsın. Çok emekleri var toplumumuza. Nice insanlar gelip geçti. İstanbul tabii ki çok büyük bir belde, 100 kadar cemevi var. Şimdi Haramidere, Haramidere, Haramidere. Şimdi harami. Yollarımızı haramiler kesmiş bugüne kadar. Zulümlere uğramışız, dışlanmışız, asılmışız, kesilmişiz ama birileri de çıkmış, bir şeyler yapmış. Hizmet edene aşık olsun. Evet, 30 yıllık Alevilik sürecinde, son 30 yılında Aleviliğin bu son dönemki sürecinde İlk 10 yılında emek verenler oldu. Yüreğiyle, özüyle hizmet edenler oldu. İkinci 10 yılında bu devam etti. Üçüncü 10 yılında da kimileri, hepsini katmıyorum, herkes kendi bildiğince okudu. İşte bu süreç içerisinde biz de çok insan tanıdık, çok yöre gittik. Yaşayan bir tarih olduk. Gerçekten de şu binanın o hallerini biliyorum. Şimdi de içinde bulunduğumuz bu bina, hatta yıkılacakmış bile. Bakın, yıllar geçiyor. Buraya yeni bir bina yapılacak. Binaların da bir dili var. Binaların da bir tarihi var. Binaların da bir ruhu var. Çünkü buralarda gönül var, sevda var, aşk var. Cemler yapıldı, Allah Allah dendi. Bilenler bilir, bilmeyenler taş yığını olarak görür. Buraları taş yığınına çevirir. Çünkü gönlünde sevgi olmayan taştan duvardan bir insana ve puthaneye benzer. Oturduğu yeri de puthaneye çevirir. Hak bizi puthaneye çeviren insanlardan eylemesin. Hak bizi gönlü taş olanlardan eylemesin. Hak bizi sevgiyle, saygıyla, gönül kırmadan yolu yol eyleyenlerden eylesin. Can dostlar, şu anda yine bu güzel mekanımızın içerisinde sabah güzel bir muhabbetimiz oldu. Canlar geldi. Sevgili başkanımız bunu ayarladı. Biraz önce Samsun'dan bu güzel canlarımız, Abdal, ben onu nitelendirmiyorum Güvenç ama Güvenç Abdal, demeyeceğim de Abdal grupları var. Şimdi bunlar
ocağını da tam sorabilirdik. Neyse, güzel canlarımızın bir lokmasını yedik Samsun yöresinden. Geldi şimdi söyleşi yapıyoruz. Bakın bu mekanlar bu yüzden önemli. Evet, sevgili Leyla Erdoğan Zafer, Haramidere Cem Evi'nin çok sevgili başkanı, Cem Vakfı'na bağlı Haramidere Cem Evi'ndeyiz. Leyla Başkanım merhaba, aşk olsun. Merhaba, aşk ile, muhabbetle inşallah Ayhan Derviş kardeşim. Ne güzel böyle buluştuk, her zaman da görüşüyorduk. Ama sizinle muhabbetimiz çok daha eski, Cem Vakfı Genel Merkezi'ne dayanıyor. Oradaki sevgileri, oradaki sadeliği, oradaki koşuşturmaları biraz yad edeceğiz. Sonra da buradaki güzelliklerden bahsedeceğiz. Buradan biraz bilgi alırız. Biz amatör olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Televizyonlar da var ama televizyonda aynı, kanallarda aynı, sosyal medyada aynı. Yüreğimizin sesini duyuralım. Bizim siyasetle, reklamla, çıkarla işimiz olmadığı için biz de o insanları buluyoruz. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Bu yola hizmet ettiğim için de çok onurluyum, gururluyum. Bazen diyorum ki Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye bugüne kadar yolumuzu süren pirlerimiz, rehberlerimiz, onların güzel sözleriyle, onların coşkusuyla, onların öğretisiyle bizler de zerre olsa da bu yolda topal karınca gibi bir damla katkımız olduysa ne mutlu bize. Peki, güzel. Diyerekten hizmete devam ediyorum. Yıllardır işte Cem Evlerinde farklı konulardan sadece hizmet amaçlı ya da işte Cem Evlerimize gidelim, görelim, yaşayalım, evlatlarımıza yaşatalım. Bizler de bu yolumuzun nasıl ucunda tutup da nerelere kadar hani bizim de bir katkımız olsun amacıyla yola düştük. Sizlerin de bildiğiniz gibi 97'lerden bu yana, 96-97'lerden bu yana Cem Vakfı Genel Merkezi'nde sadece bir vatandaş olarak bir Leyla diye düştük bu yollara. Peki sevgili başkanım, eskiden Koca Sinan'daydınız. Ben de oraya gidip geliyordum. Oraya sizler gönlüyle, coşkuyla, aşkla Cemlere geliyordunuz. Zaman içerisinde kadın kollarında hizmet ettiniz. Evet. Ve dolayısıyla oradaki oranın ruhunu yakalayan insanlardan birisiniz. O günlere dönelim. Cem evlerimizin o dönemlerine dönelim. Siz hem orada ilginç de bir örnek olmuş oluyorsunuz. Çünkü dediniz ya, ben bir sade vatandaş Leyla. İşte Leyla ile Mecnun. Şimdi Leyla olmak kolay değil. Gönülden sevmek lazım. Aşk ateşine düşmek lazım. Karşılık beklemeden bir yol yürümek lazım. Şimdi Leyla deyip kelimenin anlamına da baksak, bizim kafamızda çağrıştırdığı şeylere de baksak az bir şey değil. Peki o günler nasıldı? Daha doğrusu siz nasıldınız? O aşk, o sevda nereden geliyor? Biraz aileden, biraz sizi geçmişten getirelim bu işlere. Biz memleket neresi? Sivas İmranlılıyım. Köyümüz neresi? Delice'liyiz aslında. İmranlı, Delice yani aslında merkezi sayılır, bir mahallesidir. Delice dediğimiz İmranlı'nın bir mahallesi sayılır aslında, çok yakın. Biz burada tabii ki... Yaşamınızdan, biraz yaşamdan gelelim. Yaşamımda benim ailem çok inançlı bir aileden geliyorum. Baba, annem, dedem ikisi de bu yolun yani... Evet. Halalarım, ailem... Hakikaten yoluna, inancına, pirine, rehberine bağlı, müsahibine bağlı bir aileden geliyorum. Çocukluğumda yaşadığım özellikle pirlere olan sevgi benim gönlümde farklı bir yeri vardı. Bizim Seyit Gazi dedemiz vardı. Biz çocukluk ruhumuzla o günü şöyle bir dönüyorum. Bizler kışa dönüyorduk, biz bekliyorduk, bizim Seyit Gazi dedemiz gelecek. O kadar sevgiyle, coşkuyla bekliyoruz. Tabii ki
kültürümüzü hiçbir zaman yitirmediler. Büyüklerimiz bize çok iyi öğrettiler. Önce sevgiyi, saygıyı, yola olan bağlılığı, inancını, müsaitliğe olan, ikrarına olan bağlılığı bize öğrettiler. Ve biz bunları kendi köylerimizde yaşadık, gördük. Kendi ailemde o inancı, o muhabbeti yaşadım. Ama geldim İstanbullara geldik biz. Peki bir 5-10 dakika daha alalım. Dedemizin ocağı kimliği nasıl bir dedeydi? Yani yolunu beklediğiniz dedenin dede kimliği nasıldı? Baba Mansur ocağına bağlı Kızılkale. Tabii ki Tunceli'den Zara Kızılkale köyüne gelmişler. Bizim seyitlerimiz Baba Mansur ocağına bağlıdır. Biz onların talipleriyiz. Bizim o yöremizde işte Sefikyanlar, Zerikyanlar, Dımılyanlar diye böyle kollara ayrılırlar. Bizim Sefikyanlar olarak bizim Baba Mansur ocağına bağlıydık. Bizim pirlerimiz Baba Mansur konuşulan ocağına. Dil Türkçe, Kırmanca, Zazaca. Biz Kırmancı deriz. Kendi dilimiz, bizim bir karma dilimiz var. Yani ben bazen bakıyorum, bizim dilimiz Kürtçeden, Türkçeden, Farsçadan alınan karma bir dil. Örneğin biz İran'a gittik, İmam Rıza'ya gittik. Eyvallah. Onun niyazı olsun. Baktım, insanlar konuşuyor, hesap kitap yapıyor. Ben bu insanları anlıyorum. Allah Allah dedim. Hani gittim böyle durdum. Bizim aynen hesap yaptığımız gibi İran'da bunu görünce, duyunca dedim, bizim bu Kürtçe dediğimiz, kendimizce biz Kürtçe diyoruz aslında, Kırmancıdır. Bizim o toplama dilimiz, her bir dilden katarak ya da acaba bizim o kültüre, o bizim yöreye mahsus bir dil midir? Tabii ki tam olarak ben tarihçi değilim, bilemiyorum ama biz Kırmancı diyoruz, Kürtçe diyoruz. Ama İran'da Farsça konuşanların dilinden anladığını kendim yaşayarak gördüm. Hatta hesap kitap biz yektudu seçar deriz. Orada otelde hesap yaparken ben kendi kendime de ilginç geldi bana. Aslen zaten İran Horasan'dan gelmeyiz. Dersim'den İmranlı, işte Sivas İmranlı Koçgiri bölgesine yerleşen bir kabilenin çocuklarıyız. Oradan tabii ki metropollere dağıldı. Metropolde İstanbul'a geldik. İstanbul'da bir geldik. Çocuklarımın elinden tutmuş mahalleyi geziyorum. Yeni Bosna'ya gelmişiz. Bir baktık, Cem Vakfı inşaat alanı diye yazıyor. Küçük bir böyle bir tabela koymuşlar. Daha hiçbir şey yok. Hangi ama, yıldı? 95'ti. Ama nasıl mutluyum. Böyle her gün artık oraya gidiyorum, talaf ediyorum sanki. O kadar ki mutlu oluyorum. Yani burası türbe gibi. Yani türbe, bildiğin, inşaat alanı ama türbe. Bildiğin türbe. Yani benim o kadar hoşuma gidiyor ki oradan kalkıp da buralara gelip de burada bir cemevi olacak, işte bizler toplanacağız, buraya geleceğiz diye o heyecanla ve o heyecanda o cemevi bitene kadar, ilk cem başlayana kadar devam etti. Cemlerimiz başladı. Tabii öyle bir coşku var ki anlatamam. Yani belki yaş olarak 20'li yaşlardaydık ama çocuk, nasıl ki bir çocuğa bir şeker verirsin, bir çikolata verirsin mutlu olur. Biz o kadar mutlu oluyorduk. Bizler yani gerçekten duygularımı anlatamam. Benim evim olsaydı eğer ki kendime bir ev yapsaydım, o cem evinin inşaatı kadar ben mutlu olamazdım. Ve bugüne kadar da orada... Peki o zamana bir daha dönelim. Yani İmran'da önemli bir merkez. O kültürleri, o dedelerin aşkını aldınız. İstanbul'a ne sebeple geldiniz? Şöyle bir şey, İstanbul'da artık işte çocuklarımız okusunlar, okul eğitimler, eğitimli büyüsünler, eğitim görsünler. Ya da herkes gibi hani
Herkes metropollere dağıldı. Bir heves miydi? Onu da tam olarak şu anda kavrayamıyorum ama büyük birincisi tabii ki çocuklarımızın eğitimiydi amaç. Çocuklarımız eğitimli büyüsünler, üniversiteleri okusunlar. Çok şükür onları da yaptılar, onları da başardılar. Ama tabii ki biz inancımızı, kültürümüzü hiçbir zaman inancımızı bırakmadık. Peşinde deli divane koşa koşa elimden geldiğince genel merkezimizde hizmet etmeye çalıştım. Evet. Oradaki hizmetlerin dışında oradaki aşkı anlatır mısınız? Yani sizin gibi yüzlerce insan vardı. Mesela cenevinin yapılmasını sizin gibi isteyenler vardı. Belki siz müstesnaydınız ama oradaki insanlar da istiyordu. Oradaki de bir aşk vardı. Hepsi bütün oraya yani o inşaata çünkü herkes destek verdi. O inşaat oldu, yapıldı. Ben de her zaman diyorum ya işte ilk 10 yılın aşkı yeryüzünün en büyük aşkı diyorum Aleviler açısından. Çünkü hiç kimse kusur görmedi, eksiklik görmedi. Evinde ne varsa getirdi, yemek pişirdi getirdi, lokmasını getirdi, paylaştı. Ona anlatır mısınız o duyguları, o insanları, o kadınlar özellikle, bacılarımız bunu başardı. Ya özellikle şimdi gerçekten tanıdığım bu Koyulhisarlı bir aileler vardı. İşte Sivaslı, şimdi ben Sivaslıyım hani Sivaslıları ön plana çıkarmış gibi olmayayım ama hakikaten derler ya uçuyorlardı. Nasıl anlatsam ki işte biliyorsunuz Hüseyin Kaya'yı falan zaten yakinen tanıyorsunuz. Bütünüyle Koyulhisarlıların komple hepsi Sivaslılar, Erzincanlılar, Tokatlar. İnsanda farklı bir coşku vardı. Bizler ilkin cemevimizde perşembe günleri cem yapardık. Ama Muharrem ayında ve Hızır ayında bizler evlerimizde toplanırdık. Ama evlere tıkat basa böyle üst üste böyle Kur'anlar okunurdu. 15 gün boyunca ibadetler yapılırdı. Ve bizler artık evlere sığmayacak duruma geldikten sonra bu grup, o Koca Sinan işte Yeni Bosna Cem Evi'nin oralardaki grup, bizler bu sefer artık kadınlar 15 gün boyunca Cem Evi konferans salonunda artık toplanıp da 15 gün boyunca muhabbetler, sohbetler, aynen Cemler'de dedeler nasıl ki muhabbet sohbet ediyor, bizler kadınlar olarak orada 15 gün boyunca bizler toplanıp muhabbetimizi ettik. Ve bugüne kadar getirdik ama bugün 2 senedir pandemi. Ben buraya gelmeden hemen bitirme. Sen rahat ol, biraz seni bırakmak öyle olmaz. Her gün buluşamıyoruz. Peki orada o dönemde kim olursa olsun hepimizin eleştirilecek yanı olabilir. Ama şuraya geleceğim. Yani oradaki aşkın biraz daha detayına girelim. Şimdi insanlar, yani oraya gelen toplum, oraya gelen toplum Anadolu'da o inancın yoğrulmasıyla beraber o inancın enerjisini oraya aktarmak için geliyorlardı. Yani burada işte bir cem olsun veya bir lokma falan diye değil, arayışın ürünüydü. O Anadolu'dan getirip yaşamak istediği inancı bulmanın bir ürünüydü oraya gelişiniz. Tabii. Ben öyle hissediyorum. Çünkü oradaki kadınlar, bacılar, dedeler, dervişler, yani muhipler, babalar, oraya gelen 12 hizmet sahibi çok da ilginçtir. Herkes de hizmeti biliyordu çünkü cem görmüş insanlar geliyordu. 12 hizmeti hepsi biliyordu yani kalkabiliyordu. Bunu söyleyelim ki bu bizim tarihe geçiyor ve bunları çok çoğaltmak lazım. Yani bir köylerin tarihi var 60-70 yıl önce. Bir de İstanbul'daki Alevi'nin günümüzdeki tarihi var. Onun için diyorum mesela gördüklerim hiç kimse hizmetten kaçmıyor. Birbirine çoğu hemen kaynaşıyor. Yani farklı yöreden de olsa kaynaşıyor. Herkes hizmet görebiliyordu. O hizmetten... Ama Aleviliğin değerlerini bildiği için, ne yapılacağını bildiği için birbirinin gözüne, eline avucuna bakmıyor. Çünkü aynı yürek var. Sevgi onları hemen buluşturuyordu ve hizmet yapıyordular. Aynen. Muhabbet ediyorlardı, nefes söylüyorlardı. Yani cemleri halk yapıyordu. Dede bir vesileydi.
Halk olmasaydı ne cem olacaktı orada? Bizim analarımız vardı, inan ki. Onlardan bahsedin. Halen o anaların ya okuma yazması olmayan analar, duaz imamlar ezberlemiş, ya bildiğin ayaklı kitap. Bildiğin sanki kitabı almış eline okusa o kadar net onu okuyamaz. Yaşlı annelerimiz vardı, yaşını başını almış. Ve gelirlerdi Muharrem ayında o duaz imamları ezbere hayranlıkla böyle izlerdik. Bizler genç olduğumuz halde onların yaptığını o dönem bile yapamıyorduk. Çünkü neden? Bu insanlarda öyle aşk var ki, inanın ki ben kardeşime şunu söyleyeyim. Hani itikat derler, o itikatları ya sanırsın uçuyorlar bunlar. Onu yaşayarak ve bütün bedenleriyle yaşatıyorlardı. Bizler onlara, ben kendi şahsen o analarıma aşık oluyordum. Böyle diyordum ki, ya diyordum bunlar nasıl bunu ezberledi? Bir gün nur içinde yatsın Senem Kaya. Nurlar da yatsın. Teyzemiz. Ya Senem teyze dedim, okuma yazmanız yok. Siz bunları nasıl ezberlediniz? Ya dedi, hiç sorma Leyla dedi. Biz dedi, Hüseyin dedi, okula gidiyordu dedi. Biz Hüseyin'in cebine dedi, üzümleri koyuyorduk ki rüşvet vererekten bize okuyordu. Biz de onu ezberliyorduk. O kadar aşk var. Çocuğa bir şeyler veriyorlar. Çocuk yiyor onu ve onları okuyor. O insanlar onu ezberliyor. E bu aşkla olan bir şeydir. Yani bu aşk olmazsa içlerinde bunu semahları kalkıp dönüyor. Çünkü semah dönmüş daha önce. Tabii ki. Şimdi orada sonradan semah öğrenmiyor. Semah kursları açıldı, saz. Bunlar tabii ki gerekli ama buradaki geçişi izleyenlerin ayırt etmesi lazım. Yani 1995-2000 tam bu 30 yıl diyorum ben zaten Alevliğin ilk 30-35 yıl önce cemevlerinin kuruluşunda bu ilk öncüler bilen insanlar, inançlı insanlar, sevdalı insanlar, karşılık beklemeyen insanlar, gözünü aşk bürümüş insanlar, başka bir şey yok, başka bir şey görmüyorlar. Bir hata eksik olsa onu gidermek istiyorlar, derdi yardımlaşıyorlar. Lokmalar olduğu zaman kim para alarak oradaki hizmette yardım ediyordu? Herkes kendisi orada çalışan 2-3 kişi ise 15-20 kişi orada aynı aştan 100.000 kat para almaktan daha aşkla hizmet yapmıyor muydu? Kesinlikle, kesinlikle. Herkes... Çünkü orada soğan soyuyordu. Yani soğan, şimdi sevgili izleyenler anlayamayabilir. Binler çuvallarla, işte onu aşkla, yani orayı bir nevi çok büyük benimseyip, ocak gibi, ev gibi benimseyip hizmet ediyordu orada. Yani ya, bir şey almıyordu bugün oradan. Bugün derler ki yarın işte aşure olacak, o akşam... O yemekhane dolardı. Kimisi şunu ayıklar, kimisi yıkar, kimisi kaldırır. Ertesi günü kadınlar el birliğiyle bir coşku var ki. Yani o coşkuyu yaşamak. Herkes de evinde ne varsa da getirir. Herkes. Kimse bir beklenti ben beklemeden. Ben oradan alayım götüreyim diye değil, oraya getirip de paylaşıyor. Kesinlikle herkes. Çünkü orayı evi görüyor, ocak görüyor. Evi gibi görüyorlardı. Benim bir tane kulakları çınlasın. Teyzemin gelini vardı. Yeter Ünal. Ben söyleyecektim sen. Gerçekten yani hiç unutmuyorum. Cebindeki bir lirası olsa o bir lirasını oraya ya bir şey yapmaya çabalardı. Böyle diyordu ki işte ben hani şunu alayım, şunu yapayım götüreyim, şunu yapalım. İşte şurada bu cemevi için şey verilecek, konser verilecek bilet alalım. Yani ben buna kendim de şahsen şahidim. Onu yiyeceğinden arttırır, onu mutlaka alırdı. Tabii insanın gözü doluyor. Ben çünkü hem duygusalım, bir de onları yaşadık. Biz bile eskidik seninle. Yani bunlar izleyenler için diyorum. Yani bu şimdiki, tenzih ederim Sayın Başkan ve hepsi değil ama oralara bir çıkar gözüyle bakan, gözü dönmüşlerin diyeceğim, gözü dönmüşlerin, Alevi kurumlarını kullanan gözü dönmüşlerin dünyasında. Öyleleri de vardı tabii ki. Ama bu şimdilerde çoğaldı da eskiden yani gelen insan ben buraya bir şey getirmiyorsam
bir eksiklik, eziklik duyarak bir hizmet etmek istiyordu. Ona üzülüyordu. Yani ben bu dergaha geliyorum, bir şey elim boş gelmesin. Bu dergah ulu bir dergahtır. Çünkü dergah görüyor, ocak görüyor o geldi. Cemevi görmüyor. Zaten Cemevi öyle yaşadı. Cemevi o özelliğini kaybedince Cemevi olmaktan çıkıyor. Nasıl? İdarecilerin yanlışları, dedelerin yanlışları. Ben herhangi bir kurumu demiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Genel, tabii ki. He, yani sadece. Dolayısıyla yavaş yavaş böyle oldu. Peki onu geçelim. Peki o semahlar, o cemler, onların dışında da insanlar geliyordu oraya. Orada buluşmak. Orası bir buluşma, kavuşma yeriydi. İlk gençlik komisyonu oluşturulduğunda Paşa Yalçın abimiz. Evet, evet. Biz de tabii... Selam olsun. Hepsini de burada yad ediyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum hepsine de. Bizler tabii o zamanlar her ne kadar ki çocuk sahibiydik ama şu anda düşünüyorum 20'li yaşlarda çok küçükmüşüz aslında. Biz de gençlikten işte Paşa abinin peşinden, Paşa abi ne diyorsa, özellikle de hani Abdi İpekçi'de olan o cemde. Evet. O ne coşkuydu. Günlerce hazırlandık. Günlerce, 20 yıl oldu neredeyse. Yani günlerce hazırlanıyoruz. Sema, oradan işte 40'lar semana çıkanlardan birisi de benim, tabii birbirine uyumlu, hani hangisi daha uyumlu diye onları gidiyorduk ve akşamı bekliyorduk. İşte bu yarın akşam saat 7'de başlayacağız işte provalara falan. Ya bizler bunu canı gönülden heyecanla bekliyoruz. Nasıl bir aşktı, inanın ki ben halen anlatırken bile hani o duyguları şu anda, nasıl bir duyguydu, nasıl yaşadık biz onları, o nasıl bir coşkuydu ve iyi ki de yaşamışız diyoruz. Peki insanlardan böyle unutamadığınız, oradaki dedelerden, insanlardan, kadınlardan böyle kafanızda, genç çocuklar vardı, sevdalıydılar. Gençlerimiz çok sevdalıydı, kadınlar çok sevdalıydı, bir de gençlerimiz vardı. Biz de gençliğin içinde ilk gençliği, daha sonra... Ama sizden de daha çocuk diyelim. Çocuklar vardı diyelim. Ya bizim bir Gökhan'ımız vardı. Gökhan. Yusuf, Gökhan. Yusuf, Gökhan. Gökhan şuncacıktı ya. Bir sırt çantası peşine, sırtına takar çocuk. Ya o ne aşktı, o nasıl yaşadılar onu böyle. Çocuk uçuyordu. Onun peşinde koşuyordu, bunun peşinde koşuyordu. Sırf o yolu sürebilmek için, o inancı. Ya bir de bir bilgi edinmişti çocuk. Hangi dedeye yanaşayım? En sonunda tabii Hasan Çıkar dede ona bayağı bir çok sevdi Gökhan'ı. Peki. Hepsini böyle yad ediyorum şimdi, şimdi yani. Yad ediyoruz da, tabii saymakla bitmez şöyle bir şey. Peki o bina işte... 16 yıl oradaydık sizlerle beraber. Sizlerle çok çok iyi anlaştık. Canı gönülden hiçbir şeyimiz aynen, olmadı. Aynen, bacı kardeş, evet, canım. Ve diğer bacılarla da. Çünkü orada paylaşım vardı. Mesela orada dergi vardı, radyo vardı. Siz aynen. Radyoyu, dergiyi de yalnız bırakmıyordunuz. Bir lokma olsa radyoya getiriyordunuz. Aynen öyle. İnsanlar çok benimsiyordu. Orada kalıyorlardı. Oradaki insan çocuklara... Yardımcı oluyorlardı. Umarım onlar da onun farkında yeter olmuşlardır ama. Yeter adam çok kömbe yapıp getirirdi. Bir değil, sir beş yapardı, değil, yüz değil, bin yapardı. Değil ama. Bak bir değil, beş değil, yüz değil, bin değil. O bir sevdayla yapıyordu evet. Ama. Ama acaba onun sevdalarını anlayabildi mi bu toplum? Onlar gibilerin, sizler gibilerin. Dolayısıyla bizim bir yıldız gibi, kutup yıldızı gibi parlayan bir zamanlar. İnsanların, binlerce insanın umut kaynağı olan Cem Vakfımızın, o Yeni Bosna, Koca Sinan, Ahmet Yesevi Cem Evi'ne hizmet edenlere, hem orada çalışıp da hizmet edenler, çok güzel de insanlar vardı, yaramaz insanlar kadar da iyi insanlar vardı. İyi insanlar da vardı. Evet. Ama aynı zamanda oraya halk var etti, o halkı analım, önünde saygıyla duralım. Şehirleşme sürecinde 1995, 2000, 2010'a kadar, İşte o oraları var eden halktı, halkın sevgisiydi, aşkıydı. Onlara selam olsun. Bu birinci bölüm için sağ ol başkanım.